6-7 tane adam gönder. Dolu gelsinler. Evet, çabuk. Konum atacağım şimdi ben size. Cüneyt. Bekledin, sabrettin. Şimdi ödül zamanı. Bunu hak ettin. İyi güzel yandı ama değil mi? Çok. Bileğin nasıl? İyi. Selam var sana. Eve gidince usturaya iki yalatırım. Şifalanır, bir şeyciğim kalmaz. Sen böyle biriktirip biriktirip benim önüme mi koyacaksın bu lafları? Kadınlığın şanındandır, yapacak bir şey yok. Maşallah. Maşallah diyelim yani. Bu gece bize yetecek kadar odun var mı? Konuşma yanından mı olsun? Vay! Sen de az değilsin, maşallah. Fena değilim ben de işte. İyi. Ferhat, bir şey söyleyeceğim. Biz şaka maka ölüyorduk. Çok geldi başımıza bu zamana kadar, tamam ama... ne bileyim, bu başkaydı sanki. Hayır, birlikte yaşamayı da beceremiyoruz, hoş. Ama az daha birlikte ölüyorduk ya. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ben harbiden nereden başlayacağım bilmiyorum yani. Harbi söylüyorum, bilmiyorum ama... nereden istiyorsan oradan başla. Ben dinlerim. Ben ilk defa korktum, biliyor musun? İlk defa korktum yani. Benim için mi? Ha Ferhat? Aynen senin için. Yani senin için aynen. Evet. Yani bak, ne duymak istiyorsun ben bilmiyorum ben ama... ben bir şey duymak istemiyorum. Ben sadece senin içinden çıkacak her neyse o cümle, sadece onun sana ait olduğunu hissetmek istiyorum. Onun gerçek olduğunu, samimi olduğunu hissetmek istiyorum, o kadar. Mesela ilk gün beni niye öldürmedin? Ha şimdi karşıma geçip sakın yok, sen çok güzeldin, ben seni kaçırmak istemedim falan filan. Oralara girme. Çünkü ilk gün de yemedim, şimdi de yemem. Yok yok. Sen böyle her şeyi ezberliyor musun? Yani benim sana söylediğim şeyleri. O kadar az şey söyledin ki bana bu zamana kadar. Aklımda tutması zor olmadı. Benim için kolay olmuyor ama. Biliyorum. Ben sadece gayret gösterdiğini görmek istiyorum, o kadar. Hani böyle bazen, yani bazen şey oluyor ya, şey oluyor işte, bir şeyler böyle söylemek istiyorsun ama söyleyemiyorsun. Yani bende hep oluyor işte, söyleyemiyorum. Sana böyle bir şeyler böyle biçilmiştir hep, insanlar tarafından. Senden bir şey beklerler. Gerçi benim için bir sıkıntı yok. Her şeyi bekleyebilirler yani. İnsan böyle kendinin gardiyanı olur.
kendi koyduğu yasaklarla çevrilir hayatı. Öyle bir şey. Yani anlıyor musun demek istediğimi bilmiyorum ama öyle oluyor işte. Anlıyorum ben. Anlıyorum. Acımıyor değil mi senin bileğin? Acımıyor. Geçti. İyi. Ferhat, teşekkür ederim. Neden? Çünkü karanlık bir tünelin ucunda bir ışık olduğunu bana gösterdin bu akşam. Samimi oldun, dürüst oldun. Teşekkür ederim. Acıktın mı? Sen şimdi bunca şeyi derledin, topladın. Buna mı bağladın? Acıktın mı? Acıktım. İyi. Güzel et var. Yapalım mı? Üf. Antrikot. Aynen. Of. Olur. Öyle her yerde unutma bunu, bu senin. Al bakayım şunu, bu sende kalsın. Eşyalarını bir yerde bırakma. Bu sende kalsın. Bu hayatta gördüğüm en romantik adamsın. Net. Hayır yani diz çökmeni falan da beklemiyorum ama insan yani ne bileyim bir benimle evlenir misin Aslı bekliyor. Biz evliyiz kızım. Aa. Gerçekten. Evli miyiz biz? Geç mutfağa. Allah Allah. Allah. Geldim. Uf, mis mis. Eline sağlık. Eyvallah. Hadi çak bakalım. Sağlığına. Doktorla başka neye ne içilir ki zaten? Sağlığını içeceksin tabii. Sen böyle güzel yemek yapmayı nereden öğrendin anlat bakalım. Hapishanede. Nerede öğreneceğiz ki kızım biz başka? Islı abinden sonra böyle kalanını yatmak için hapse girdim tekrardan. Daha 18'indeydim. Burada Erkin abim var benim, onunla tanıştım. Hani Avva'ya gelmiştiniz ya. Böyle domates, biber herkese gider, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O işte. Erkin abim öğretti bana. Sonra da askerlik. Anlattı Yiğit. Doğuda yapmışsın. Baskını da biliyorum. Aynen. Benim askerlik 4 yıl sürdü yani. Biraz uzun sürdü tabii. 4 yıl mı? Aynen. Niye 4 yıl? Ceza aldık. Ceza alınca uzadı. Uzayınca ben gerildim. Gerilince de biliyorsun yani sıkıntılı oluyorum ya. Ceza arttı tabii. Sıkıntı yok yani, yaptık. Her türlü yaparız. Şaşırmadım. Tedaviye cevap veriyor. Ne? Yok bir şey. İyi. Koy gitsin o zaman. Yavaş. Yerler yaş. Kap bakalım şunu. O da nesi? Tuzu biberi. Allah Allah.
Mahalleden Anlaş diye bir arkadaşla basket maçlarını seyretmeye giderdik hep. Hı. Kenardan seyrederdik ama. Yiğit de alırdık hep yanımıza. Sen oynadın mı hiç? Yani mahallenin parkına gidip oynuyorduk işte. Hı? Böyle dandikten bir demiri takmıştır oraya çember diye. Filesi milesi yok tabii. Sıkıntı yok. Her türlü oynuyorduk ama. Mahallenin abileri alıyordu bizi aralarına. Sen nasıl oynardın? Yani fena değildim tabii. Ama 11-12 yaşındaki çocuk nasıl oynar söyle. Böyle bacak arası arkadan top çevirmeler falan iyiydim. Ya. Tabii kızım bana yani kelepçe Ferhat derlerdi. Öyle tuttum mu bırakmıyordum adamı. Kelepçe Ferhat. Harbi söylüyorum ben. Tabii eve bir gidiyoruz köpek yalasa var ya doyar. Tabii. Akşam ezanıyla o da kesin. Hava kararıncaya kadar fix. Ya. Ne günlerdi be. Ne güzelmiş seninle sohbet etmek. Sonra? Sonrası yok işte. Çocukluk yani. Eyvallah. Geç kaldınız. Karanlığı çökünce gelin dedin abi. İyi tamam. Bak ev şu. Yalnız içerideki var ya. Hepinizi dörde katlar. Ona göre tedbirinizi aldınız mı? Merak etme abi. Çocuklar iyidir. Bana leşleri lazım ha. İş bizde. Hadi bakalım. Yürüyün. Gidelim mi seninle bir gün? Hı? Basket maçına. Hadi. Vallahi gidelim bir gün. Normal insanlar gibi. Kızım biz normal miyiz? Normal miyiz sence? Normal miyiz ben ya. Soruyorum. No işte onlar gibi normal insanlar gibi gidelim. Bakarız. Çok eğleniriz. Ne olur gidelim. Parka mı gideceğiz mahalleye? Allah Allah. Nereye istiyorsak oraya. Gideriz bakarız yani. Çocuklara söyleriz ayarlarlar bir şekilde. Sıkıntı yapma. Götürürüm yani. İyi bakalım. Ben korkuyorum çok.
Sonun geldi Ferhat'cığım. Sonun geldi. Sevgilim benim, deli dolu sevgilim. Kol gibi sıcak, benim sular gibi serin. Elime uzat, korkuyorum.